Selamlar hepinize dostlar, ben Combatry. Yeni bir Valorant videosuyla daha karşınızdayım ve bu videoda efsane bir boost'la karşınızdayım. Omen'la Raze'in yeni bir kombosu ortaya çıktı ve bu kombo sayesinde çok seri bir şekilde side'ın içine Omen TP atabiliyor. Normalde bu TP olayı Sage'in Volley'le yapılıyordu. Öncelikle Sage'in Volley'le yapılan kısmını sizlere göstereceğim. Sage normal bir şekilde buraya altınıza Volley çekiyordu. Ve siz şuraya, buraya, istediğiniz bir yere bu şekilde teleport atabiliyordunuz bu camdan. Böyle bir olayı vardı, pratikliği vardı. Şimdi ise bunu Raze'le birlikte yapacağız. Artık Raze'le birlikte de yapılıyor bu. Hemen şuraya doğru geçeceğim. Şu çantayı bir kırayım. Kıramıyorum gerçi, aynı takımdayız. Evet, hazırsak burada normal olarak kendi zıplama pozisyonunuza geçiyorsunuz arkadaşlar. Raze uygun pozisyonda bombasını patlatıyor. Ve buraya doğrudan teleportunuzu atabiliyorsunuz. Yani bu oldukça ve oldukça pratik ve işe yarayan bir taktik. Özellikle B'ye böyle execute attığınız sırada bunu fazlasıyla kullanabilirsiniz. Sizlere bundan bahsetmek istedim. Şu anda DM'ye girdim. Bir yandan buradan konuşalım. Bir yandan da öyle oynayalım istedim. Birazcık böyle vuruşuruz falan şeklinde. Dememizle Omen'a ölmemiz bir oldu arkadaşlar. Omen'dan başladık. Omen'a devam ediyoruz galiba. Ya onu eğer o taktiği pratikleşirseniz o taktikte gerçekten içinize yarar. En azından bir takım arkadaşınız varsa, bir arkadaşınızla birlikte girdiyseniz böyle duo playlerinizde çok böyle pratik bir şekilde kullanabileceğiniz bir taktik. Hem rakip takımın da pek fazla bekleyeceği bir şey değil. Orada emin olun bir Sage Wall'u açılmadığı sürece ne oradan bir teleport atılmasını ne de oradan bir cross koyulmasını hiçbir şekilde beklemezler. Normalde oyuncular oraya Sage Wall'unu açıyor. Kimi oyuncu böyle Sage Wall'undan direkt ateş ediyor. Normal olarak. Boost yapıyor orada kendisine. Biliyorsunuz bunu zaten videosunu paylaşmıştım Sage videolarında. Kimisi de oraya Wall'u açıyor. Omen'la TP atıyor. O şekilde kullanıyor onu. Ama bu taktikte Wall açılmadığı için rakip takımın bunu anlama gibi bir olasılığı yok. Çünkü duvar kurma sesi duymayacak. Sadece bir saçar sesi duyacak. Ama onu da daha bu yaygınlaşmadan çok fazla tahmin edemeyebilirler. Ki zaten orada bir kaos oluştuğu zaman, önden kendi takım arkadaşlarınız gittiği zaman ya da diğer işte kimlerle oynuyorsanız, rastgele de girseniz, takım arkadaşı olmasa bile oyunuza denk gelen oyuncular aynı zamanda oradan smokeları, flashları vesaire düştükten sonra ilerlediğinde size yine bir alan açılacak. Bu adam yine AFK değil miydi burada ya? Bu alanı da rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Çok dikkat çekmeyecektir. Ki genellikle insanlar zaten orada da oynamıyor arkadaşlar. Öyle bir durum var. Hani o da bir rahatlatacak bir durum tabii ki de. Daha böyle sol köşesinde, sağ köşesinde, belki en arkasında falan oynuyor. Bir de oraya gitmeden önce flash'ı da patlatırsanız var ya, bayağı iyi olur. Zor gibi görünmesin. Gerçekten zor değil. Videoda da gördünüz. Tek seferde yaptık zaten. Hani herhangi bir kesme biçme yeri yoktu. Sadece mantığını bu şeye atan, saçeli atan oyuncunun, bir de Omen'ın, onun mantığını çözmesi gerekiyor. Hangi anda zıplaması gerektiğini, hangi anda patlatması gerektiğini. Onu çözdükten sonra gerçekten yapması çok kolay. Çok rahat bir şekilde böyle yapabilirsiniz. Ama sohbet muhabbet havasında DM geçti. Ben normalde böyle oynadığımda çok odaklı değilim gerçi oyuna. Hiç odaklı değilim hatta ama yine de vurabiliyoruz ya. Sizlerin de bu arada böyle çok ilginç bulduğu tarzda videolar, kesitler, yeni çıkan taktikler varsa bana bunları gönderirseniz ben de videolarda paylaşabilirim, bahsedebilirim. Hatta ve hatta bunu direkt gönderen kişiyle birlikte bile test edebiliriz, videoyu çekebiliriz. Ben buna kendim denk gelmiştim. Öyle dedim, ben bunu paylaşayım ya bizim izleyen arkadaşlarla. Belki yapan olur, neden olur? Niye olmasın yani? Ya benim bir canım var. Tamam, canım doldu. İki canım kaldı şimdi. Ne? Kim vurdu oğlum seni? O adamı kim vurdu? Bir tık oyuna böyle birazcık daha fokus olalım mı sizce? Yoksa böyle devam mı? Sanki böyle devam ya.
Sohbet muhabbet de devam edelim. Bu arada DM'yi genellikle İstanbul sunucusunda atmaya çalışıyorum. Çünkü şey zaten kalabalık olduğu için bir tık daha kasıyor DM'de. Bir de ping çok işte Avrupa sorularında biliyorsun ping arttığı için biraz da odak işte sunucu kalabalık olduğu için ne kadar fazla işin dedim cümle kuramadım DM'den ötürü. Mermilerin böyle bazen düzgün gitmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten ping mermilerin gidişatını, oyuncuların pinglemesini vesaire etkiliyor. Büyük bir faktör. Bunun DM'de ranked maşa göre daha da çok etkilediğini düşünüyorum ben açıkçası ama ne kadar doğru emin de değilim. Yani birkaç kez denedim. Böyle doğru olduğunu düşünmeye başladım. Belki birkaç kez daha denersem daha da netleştirebilirim aslında kafamda ama yine de İstanbul'da giriyorum. Ödüm koptu. Hain. Hain. Biri de orada bekliyor. Cross koymuş bana bak. 35 oldu. Bitiriyoruz galiba. Çok tryhard olmadı bu DM. Gerçi DM'ler zaten tryhard olmaz da. Öyle en azından çok fazla tek gönderdiğiniz bir DM olmadı. Tam böyle konuşma havasına geçti ya. Ay kör oldum. Adamın pikleyişi ama çok değişikti arkadaşlar. Cidden adam çok sıkıntılı bir şekilde pikledi oraya. Üzgünüm bunu yapmak zorundaydım. Vuramadı. Rici. Evet. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeninizi alırım tabii ki de. Hatta unutmayın arkadaşlar yapıştırın gitsin. Diğer bölümlerde görüşürüz. Dediğim gibi bu tarz denk geldiğiniz videolar varsa bana gönderin. Twitter'dan olur. Instagram'dan olur. Discord'dan olur. Sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında var. Sağ olun şimdiden. Görüşürüz.